ABD Başkanı Donald Trump sözde 100 yıl anlaşmasını açıklamıştı. Tabii bu anlaşma kadim İslam şehri olan ilk kıblemizin olduğu Kudüs şehrinin İsrail'in başkenti olduğunu ilan ediyordu ve tarih fiil topraklarının İsrail'e bırakılmasını ve hatta işgalde devam eden toprakların bu işgalin yasallaştırılmasını istiyordu. Bizim de şu an konumuz var. Hür Dava Partisi Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam Bey. İshak Bey hoş geldiniz. Coşkumuz, heyecanımız nasıl devam etsin. Şuradan başlayalım. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bugün 100 binler, 10 binler yeni kapı meydanına doldurmuş durumda. Hep bir ağızdan Kudüs İslam'ındır diyor. Burada verilen mesaj hakkında ne diyebiliriz? Yusuf, bismillahirrahmanirrahim. Sizin de söylediğiniz gibi, evet. Ses gitmiyor şu an. Girişi çok uzatma, direkt bakma. Tamam. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bugün tarihi bir günü yaşıyoruz. Ümmet Kudüs'ün satılık bir arsa olmadığını inşallah bütün dünyaya gösterecektir. Buradaki bu ruh, bu heyecan devam ettiği sürece de Allah'ın izniyle hiçbir zaman Kudüs ümmetin değeri olmaktan çıkmayacak, ümmet değerine sahip çıkacaktır. Ama bu birliği, bu dirliği, bu heyecanı bu alanlarda bırakmamız lazım. Buradan ayrıldıktan sonra da bu şuuru devam ettirmemiz lazım. Aramızdaki ihtilafları bir kenara bırakıp Kudüs davası için, ümmetin birliği için, vahdeti için bu heyecanı, bu ruhu devam ettirmemiz lazım. Bunu ifade edelim. Saadet Partisi aldığı bu kararı Hür Dava Partisi olarak sizler destek verdiniz. Onun dışında birçok parti ve sivil toplum kuruluşu destek verdi. Tabii burada yani bildiğimiz gibi siyasi parti, siyasi oluşumlar ve kitleler destek vermekte. Peki bugün yetkili mercilere ve İslam dünyası olarak nasıl bir mesaj ve nasıl bir tavır almalı? Evet. Öncelikle bu davete biz teşekkür ediyoruz. Kudüs davası için, Aksa için kim taş üstüne taş bırakırsa biz varız diyoruz. Elimizden geleni yapacağız diyoruz. Evet, bugün Yeni Kapı Meydanı'nda olduğu gibi şu anda Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda, Sakarya Meydanı'nda Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs ümmetin ortak değildir diye alanlardan haykırılıyor. Bu güzel bir başlangıç olur inşallah. Biz bu birliklerimizi, bu ruhu inşallah devam edersek Kudüs için daha önce yapmamız gerekenleri yapmış olacağız inşallah. Bunu bir millet olarak görelim. Bu planı yapanlar yaptıkları bu planda ezildiklerini görmeleri lazım. Bunu birliğimizi devam ederek aramızdaki ihtilafları, siyasi düşüncelerimizi, ayrılıklarımızı, hizip düşüncelerimizi bir kenara bırakarak Aksa davası için bir araya gelirsek Allah'ın izniyle biz güçlü bir şekilde bunlara cevap vermiş olacağız. Bunun devam etmesini diliyorum. Peki Hür Dava Partisi Genel Başkanı olarak sizin bugün İslam ülkeler yöneticilerine ve İslam ülkelerindeki birçok siyasi liderlere mesajınız nedir? Evet. Şu anda dünyada yanılmıyorsam 139 ülke Filistin'i devlet olarak tanıdığını ilan etmiş. Büyük bir ihtimalle bunlar meclislerinde de bunu devlet olarak görmüşler. Biz dünyanın altına imza attıkları bu kararın arkasında durması gerektiğini söylüyoruz. Madem ki Filistin'i devlet olarak tanıyorsunuz, Siyonistlerle yaptığınız anlaşmalar gibi, siyasi anlaşmalar, ekonomik anlaşmalar, kültürel anlaşmalar Filistinlere de yapın. Filistinlere güç verin, Filistinler kendilerini korurlar. İsrail'in anladığı tek bir kuvvettir. Bunun karşısında kuvvetli bir Filistin inşa edebilmesiyle Filistin asla Siyonistlerin çizmesi altında ezilmeyecektir. Biz özellikle İslam ülkelerinin yöneticilerine buradan ilan ediyoruz ki imzalarınızın arkasında durun. Eğer siz Siyonistleri bir devlet olarak tanımıyorsanız, devlet olarak tanımadığınız, eğer siz Filistin'i devlet olarak tanıyorsanız, Filistin'e devlet olarak muamele edin. Sadece protokolde devlet olarak bunu görmeyin. Bizzat ekonomik, siyasi olarak da onlarla işbirliğinizi yapın ve Filistin hür, güçlü bir ülke olsun. Peki, çok önemli bir noktaya bastınız burada. Burada fiili adımdan bahsettiniz ve sadece protokolle kalmaması gerektiğini bahsettiniz. İlk önce atılması gereken Filistin'in ilgili
ardından neler olmalı sizce? Öncelikle bu ihanet planını ayağımızın altına almalıyız. Bütün İslam ülkeleri olarak. Bunu tanımadığımızı, kendim yakın olarak kabul ettiğimizi, gördüğümüzü ilan edeceğiz. Bu bir. İkincisi, bugün Siyonistlerin Filistin topraklarında işgalci oldukları uluslararası sözleşmelere göre de hukuken geçerli bir durumdur. Madem ki bunlar işgalcidirler, işgalci olarak onlara muamele edelim. Onları orada hakkı olan bir kavim olarak, hakkı olan bir müessese olarak görmememiz lazım. Üçüncü olarak Filistinlilere devlet olarak muamele görüp destek vermemiz lazım. Onların siyasi varlığını, siyasi gücünü, otoritesini tanıyalım da ona göre onlarla işbirliği yaparsak inşallah biz ümit ediyoruz ki özellikle Siyonistlere yapılacak olan ambargolarla onlara iyi bir ders vermiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.